Merhabalar sevgili gençler, ben SML hocanız ve SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Mantık konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya da bağlacı. Ya da bağlacı ile oluşan bileşik önermeler, P ile Q önermelerinin ya da bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye P ya da Q bileşik önermesi diyoruz ve bu şekilde gösteriyoruz. Ya da bağlacı şu şekilde gösterilir sevgili gençler. P ya da Q bileşik önermesi P ile Q önermelerinden yalnız biri doğruyken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. Bakın yalnız bir tanesi doğruyken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. Şimdi P ya da Q önermesinin doğruluk değer tablosu aşağıdaki gibidir. Bunu şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Her ikisi de aynıysa yani iki tane denk önermenin ya da ile bağlanması sonucunda sıfır oluşur. Eğer birbirlerinden farklılarsa da 1 oluşur sevgili gençler. Bu kadar basit. 1 ya da 0 birbirinden farklı. 1 ya da 1 ne olur? 0 olur. 1 ya da 0'ın değili bakın burası 1'dir. İkisi de aynı olduğu için 0. 1'in değili 0'dır. 0 ya da 0 nedir sevgili gençler? 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Peki 0 ya da 1 nedir? 1'dir. Bunların doğruluk değerlerini bulduk. İkinci sorumuz P ve Q birer önerme. Buna göre P ve P'nin değili. Arkadaşlar burası 0'dır. Ya da Q veya Q'nun değili 1'dir. 0 ya da 1 şurası 1 ama burada ne demiş? Bir de değili var. 1'in değili nedir? 0'dır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer sayfama. 20. sayfadayım. Ya da bağlacının özellikleri. P ya da Q, Q ya da P'ye denktir. Değişme özelliği. Bunda şu yok sevgili gençler. Yani P ya da P denktir. P gibi bir durum yok. Çünkü böyle bir şey olmaz. İkisi aynı olduğu için P ya da P'ye biz ne diyeceğiz? Birazdan sıfır diyeceğiz. P ya da Q ya da R, P ya da Q ya da R. Yani hepsi ya daysa birleşme özelliği vardır. Sıkıntı yok. P ya da P'nin değili ikisi birbirinden farklı olduğu için 1. İkisi birbiriyle aynıysa 0 demiştik zaten. Bakın burada V ve veya'dan farklı olarak P ya da 1. Burası 1 ise 1 ya da 1. Burası 0 ise 0 ya da 1. Sevgili gençler, bunun dengi 0'dır, bunun dengi 1'dir. Yani P neyse cevap bunun tam zıttı. P 0 ise cevap 1. Yani tam zıttı oluyorsa her zaman P'nin değiline bağlıdır. P neyse cevap bunun zıttı olacak. Dolayısıyla budur. P ya da 0 da P'ye denktir diyebiliriz. Aynı şekilde ispatlayabilirsiniz bunu. Sorumuza bakalım. A, B, C diye vermiş arkadaşlar. Yukarıda verilen önermelerin en sade halini bulunuz. A'daki önermeye bakalım. P ya da 1 P'nin değiline bağlıydı veya P ya da 0 P'ye bağlıydı. P'nin değili veya P de sevgili gençler 1'dir. Çünkü burası veya içlerinden bir tanesi en azından 1. 1 ya da Q'nun değili. Q'nun değilinin değiline yani Q'ya bağlıdır veya P veya Q'nun değili. P veya Q'nun değili. Şimdi hepsi veya oldu mu? Oldu. O zaman hocam P veya Q veya Q'nun değili yazabilirim. Yani şunu da şunun yerini pardon şunu da şunun yerini değiştirdik. Burası neydi? 1. 1 veya P de P'dir. 1'dir. Özür dilerim. Şuradayız. Şöyle biraz silelim ki görelim sorumuzu. Bakın P ya da Q ya da Q'nun değili var burada. Şurası nedir? 1'dir. 1 ya da P, P'nin değiline bağlıdır. P'nin değili ve P de sevgili gençler sıfıra bağlıdır. Sıfırdır diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. Aşağıda 8 eşit dilime ayrılmış bir pizza görseli verilmiş. Pizzanın üzerine ketçap, mayonez ve baharat eklenebilmekte. Pizzanın her dilimine bu 3 çeşit besinin en az bir tanesi eklenmiştir. Pizzanın P önermesi ve Q önermesi verilmiş. P önermesi doğru, Q önermesi yanlış olduğuna göre pizzanın kaç dilimine mayonez eklenmiştir diye soruluyor. Doğru olan önermeye bakalım. Pizzanın 3 dilimine ketçap eklenmiştir ya da 4 dilimine mayonez eklenmiştir diyor. Bir de burada pizzanın bir dilimine baharat eklenmiş veya 3 dilimine ketçap eklenmiştir deniliyor. Şimdi şu önermenin doğru olduğunu biliyoruz biz. Pizzanın 3 dilimine ketçap eklenmiştir. Varsayalım ki doğru olsun. Şimdi buranın doğru olabilmesi için yani şu P önermesinin doğru olması için ya da'dan sonra sıfıra ihtiyacımız var. 4 dilimine mayonez eklenmiştir. Eğer bu yanlışsa pizzanın 1 dilimine baharat eklenmiştir. Veya bakın burası da 0. 3 dilimine ketçap eklenmiştir. Biz ne demiştik sevgili gençler? 1 demiştik. Burası veya burası 1 ise ve veya varsa cevabımız 1 çıkması lazımdı. Demek ki sevgili gençler biz kabulümüzde hata yaptık. O halde
Şurası %100 sıfır olacak. Pizzanın 3 dilimine ketçap eklenmiştir. Yanlış. Peki buranın doğru çıkması için ya da bağlacıyla 4 dilimine mayonez eklenmiştir. Doğru mu olması lazım? Aynen. Ve bize de zaten kaç dilimine mayonez eklenmiştir deniliyor. Şu önerme doğruysa, pizzanın 4 dilimine mayonez eklenmiştir doğruysa cevabımız 4 olacaktı diyebiliriz. Geçtim bir diğer sayfama. Koşullu önerme ve iki yönlü koşullu önerme yadayı bitirdik. Artık ise bağlacına geçiyoruz. İse bağlacına koşullu önerme diyeceğiz. P ve Q önermelerinin ise bağlacıyla bağlanmasına oluşan bileşik önermeye koşullu önerme denir ve bu koşullu önerme P ise Q, yani şu şekilde gösterilir sevgili gençler. P ise Q önermesi P doğru Q yanlışken yanlış diğer durumlarda doğrudur. Yani tek bir tane yanlış olduğu durum var. 1 ise 0, 0'dır. Hatta buna 100 kuralla diyebilirsiniz. 1, 0, 0 olacak sevgili gençler. Diğer tüm durumlarda bunlar ne olursa olsun her zaman 1'dir. Şunu unutmayın. P önermesi 0'sa burası ne olursa olsun sonuç daima 1'dir. Yani sıfırdan yola çıkıyorsak sonuç her zaman 1'dir diyeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Ali ve Veli aşağıdaki şekilde 7 bölümden oluşmuş olan daire üzerindeki yeşile boyalı kısımdan, yani şuradan yola çıkıp Veli bu tarafa, Ali bu tarafa yürümeye başlıyor. Ali ve Veli mavi boyalı yazan bölüme aynı anda gelip durmuşlar. Şuraya geliyorlar ve duruyorlar. Ali geldi, Veli geldi, durdu. Buna göre bu önermenin en sade halini buluruz demişim. P önermesi diyor ki Ali'nin geçtiği bölmelerdeki sayıların çarpımı çifttir. Şimdi sayıları çarpacağız. 41, 42, 43. Burası çift olduğu için çarpımları sonucu çifttir. Demek ki P önermesi doğru. Buraya yazıyorum bakın. 1 ise şöyle yaptım. İse P'nin değeri de 0 olacaktır. Şimdi bize bir de Q lazım. Veli'nin geçtiği bölmelerdeki sayıların toplamı tektir. 23 ile 22'nin toplamı 45 yapar. Tek midir? Tektir. O zaman Veli'nin geçtiği bölmelerdeki sayıların toplamı tektir önermesi de doğru olacak. Pekala. Bu da 1'miş. 1 ise 1 nedir? 1'dir. İse 0. Nedir sevgili gençler? 100 kuralından kaynaklı 0'dır diyebiliriz. Geçtim 21'e. P 1'miş. Q da 0 olmak üzere. P'nin değili ise Q'nun değili. Bunların doğruluk değerini bulunuz demiş. Bulalım. P'nin değili 0 olur. İse Q'nun değili 1 olur. 0'sa 1, 1'dir. P'nin değili 0'dı. İse Q 0 ya da P. P neydi? 1. 0'sa 0, 1'dir. 1 ya da 1 de sevgili gençler nedir? 0'dır ikisi aynı olduğu için. C'deyiz. P ise Q. Yani 1 ise 0. Bunun değili ve 1. 1 ise 0, 0'dı. 0'ın değili 1. 1 ve 1 neydi sevgili gençler? 1'dir. Yani bu 1'miş. Bu 0'mış. Bu da 1'miş sevgili gençler. Şimdi şurada önemli bir detay var. P ise Q denktir. P değilim. P'nin değili veya Q. Bu denkliği doğruluk değer tablosuyla aşağıdaki gibi ispat edebiliriz demiş. Bu bizim ne işimize yarayacak? Sen soruların içerisinde P ise Q'yu dilediğin zaman işine yarayacağında P'nin değili veya Q'ya değiştirebilirsin. Ya da sorunun içerisinde bunu gördün, bunu yazabilirsin. Şimdi bunu nasıl gösterelim? P dedim, Q dedim, P'nin değili dedim, tamam mı? P ise Q dedim, bir de P'nin değili veya Q dedim. Şimdi tüm bunları gösterelim bakın. Bu 1, 1, 0, 0. Burası da 1, 0, 1, 0 yazdım. Şimdi değerleri yazmaya başlayalım. Arkadaşlar P'nin değili P1 iken 0'dır. 0'dır. 1'dir. 1'dir. Şimdi P ise Q. 1 ise 1, 1. 1 ise 0, 0. 0 ise 1, 1. 0 ise 0, 0. Şimdi şunlara bakacağız. P'nin değili veya Q. Yani P'nin değiliyle Q'yu veya ile birleştireceğim. 1 veya 0, 1'dir. 0 veya 0, 0'dır. 1 veya 1, 1'dir. 0 veya 1, 1'dir. Şimdi dikkat edecek olursanız şu satırla, şu sütunla, şu sütun sevgili gençler birbirinin aynısı. O halde ben diyorum ki tablo yöntemiyle bunun ispatını yapmış bulunduk. Bu buna her zaman ama her zaman denktir diyebiliriz. Yani sen bunu gördüğün zaman bu buna denktir diyebilirsin. Geçiyorum bir diğer sayfama, 22. sayfam. P ve Q birer önerme. Buna göre P ise Q veya P en sade hallerini bulunuz demiş. Şimdi gençler ben bunu P'nin değili veya Q yazarım şuraya. Veya bir de neyimiz var? P'miz var. Arkadaşlar hepsi veya olduğu için şununla şunu yan yana getirirsek bununla bunun sonucu zaten 1'dir. O halde cevap da 1'dir diyebiliriz. Buna bakalım. P ise P, P idi. Değil mi? 1 ise pardon. P ise P, 1 ise 1, 1. 0 ise 0, 1. Dolayısıyla 1'dir. Ve
1 ise Q 1'den yola çıkmış. Q 0 ise cevap 0. Q 1 ise cevap 1. Dolayısıyla Q'ya bağlıdır. 1 ve Q neye bağlıdır? Q 0 ise 0'dır. Q 1 ise 1'dir. Dolayısıyla Q'ya bağlıdır. Üçüncüdeyiz. 0 ise P. Bakın 0'dan yola çıktığı için her zaman 1'dir ama 1'in değili var 0. Ya da Q ise 1. Burası 1 olduğuna göre cevap her zaman 1'dir. 0 ya da 1 nedir? 1'dir. Geçtim 1 diğerine. Şu kısma. P'nin değili ise Q bunun değili. Şimdi ise'nin değilini alamıyorum. O zaman bunu veya'ya çevireceğim. P'nin değilinin değili P veya Q bunun değili ve P. Denktir. P'nin değili ve Q'nun değili ve P oldu. Bakın gençler şununla şunu hepsi V olduğu için bir araya getirirsek 0 olacaktır. 0 ve Q'nun değili de 0'a denktir. Cevabımız 1, Q, 1 ve 0 olacaktı. Bir diğer sorumuza bakalım. P ve Q birer önerme. Ve sevgili gençler, P ise Q veya Q'nun değili ve P önermesinin en sade halini bulunuz demiş. Şurayı veya'ya çevirelim. P'nin değili veya Q veya Q'nun değili ve P dedim. Şimdi burası veya, burada V bağlacı var. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın P'nin değili veya Q veya ben şunları yer değiştireyim. P ve Q'nun değili desem. Burası P'nin değili veya Q veya bakın burası da P'nin değili veya Q'nun değili. Olur mu? Bakın şunun değili buna denktir. Şimdi burada P'nin değili veya Q var. Burada da P'nin değili veya Q'nun değili var. İkisi birbirinden farklı. Bu 1 ise bu 0. Bu 0 ise bu 1. Dolayısıyla sevgili gençler arada da veya olduğuna göre cevap her zaman 1'dir diyeceğiz. Geçelim bir diğer sorumuza. P ve Q birer önermedir. P nokta Q, P'nin değili ise Q'nun değiline denktir. Yani bu manayı taşıyormuş. P nokta Q'nun değili nokta Q'nun değili. Önermesinin en sade halini bulunuz demiş. Önce sevgili gençler şu noktayı bir halledelim. P nokta Q'nun değilinin değili budur. İse Q'nun değilinin değili budur. Daha sonrasında arkadaşlar, şunu çevirsek bir bakalım. Şunu bir veya'ya çevirelim. P nokta Q'nun, tamam mı? P nokta Q'nun değili veya Q diyebiliriz biz buraya. Şimdi şu P nokta Q'yu çevirelim. P nokta Q nedir sevgili gençler? P'nin değili ise Q'nun değilidir. Bir de bunun değili var veya Q var. Daha sonrasında şurayı veya'ya çevirin. P veya Q'nun değilinin değili veya Q. Şu değili içeri dağıtın. P'nin değili ve Q veya Q. Şimdi sevgili gençler. Burada Q var, burada Q var. Burası veya, burası V ise cevap her zaman ne oluyordu? Dışarıdakine denk oluyordu. Yani Q'ya. Cevabımız Q'ymuş diyebiliriz. Geçtim 23. sayfama. Çok güzel bir örnek. Dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. 20 tane topun bir kısmı aşağıda gösterilen A, B, C ve D kutularına atılacaktır. Her kutuya en az bir tane top atılacak diyor. Yani boş kalacak kutu yok. Şöyle önermeler verilmiş. Buna göre P ve Q'nun değili 1, S ise R0 önermelerine göre toplar kutuya atıldığında dışarıda en çok kaç tane top kalmış olabilir? Bakın P ve Q'nun değili bu 1'miş arkadaşlar. V bağlacının sonucunun 1 çıkması için bunun da 1, bunun da 1 olması lazım. Dolayısıyla P önermesi 1 iken Q önermesi 0 olacaktır. Daha sonrasında S ise R'ye de 0 denmiş. Bunun sonucunun 0 çıkması için 100 kuralı 1 0 0 olması gerekiyor. Demek ki S önermesi 1'miş. R önermesi 0'mış. P 1, Q 0, S 1, R 0'mış. Güzel. P önermesi doğru söylüyor. Q yanlış, R yanlış, S önermesi doğru söylüyor. Diyor ki A kutusunda 2 tane top vardır diyor. Demek ki doğru. Buraya 2 yazdım. Yazamadım ama şöyle yapabiliriz. Daha görünür bir renk seçelim. Şöyle 2 diyelim. Tamam. Daha sonrasında Q önermesi diyor ki B kutusundaki top sayısı A kutusundaki top sayısından fazla değildir. Şimdi fazla değildir demesi yanlışsa sevgili gençler yanlışsa doğrusu nedir? Fazladır. Fazladır olacak. Şimdi peki bu önermelerini toplara kutuya atıldığında dışarıda en çok kaç tane top kalmış olur diyor ya. Demek ki kutunun içine en az kaç tane top koyulmuştur diye soruyor bize. Şimdi B kutusundaki top A kutusundakinden fazlaysa buraya 3 tane derim. Güzel. B ve D kutusunda eşit sayıda top vardır. Yanlışsa eşit sayıda top yokmuş demek ki.
Şimdi B ile D'de eşit sayıda top yoksa sevgili gençler, buraya 4 yazmanın alemi yok. 1 yazarım gene eşit olmaz. En az sayıda topu kutuya koymam gerekiyor çünkü. S önermesi ne diyor? C kutusundaki topların sayısı A ve B kutularındaki topların toplam sayısından da fazladır. Şimdi A ile B kutularında toplam kaç top var? 2 artı 3'ten 5. Bir fazlası nedir? 6'dır. Fazla top koymaya gerek yok. Dışarıda fazla top kalsın istiyoruz zaten. 2 artı 3, 5, 6 daha 11, 1 daha 12. 12 tane topu kutuya koydum. Toplamda 20 tane top vardı. Açıkta maksimum 8 tane top kalır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi. Bu önermenin dediğimiz şey de sevgili gençler, sadece bunu ise de yapacağız. Tamam mı? İse ile bağlanmış koşullu önermenin, yani P ise Q önermesinin karşıtı, Q ise P. Yer değiştiriyoruz. P ise Q'nun tersi, yerlerini değiştirmeden değillerini alıyoruz. P ise Q'nun hem karşıtı hem tersi. Karşıt tersi de hem yerlerini değiştirip hem değillerini alıyoruz. Yani Q değil ise P değil oluyor. Sorumuza bakalım. P ve Q birer önerme. Buna göre bu önermenin karşıtın tersini, karşıt tersini yazınız. Bakın. Karşıtı, tersi ve karşıt tersi dedim. Tamam mı? Şöyle iki nokta üst üste koyalım. Devam edelim. Karşıtı nedir? Yer değiştireceğiz. P ise Q'nun değilidir. Tersi nedir? Direkt olarak değillerini alacağız. Q'nun değilinin değili. Q ise P'nin değili. Karşıt tersi de hem yerlerini değiştirip hem değillerini alacağız. Dolayısıyla P'nin değili ise Q'dur diyeceğiz karşıt tersine de. P veya Q'nun değili ise R. Önermesinin karşıtını, tersini, karşıt tersini alınız demiş. Alalım. Şimdi karşıtı R ise P veya Q'nun değilidir sevgili gençler. Karşıtı bu. Tersi nedir? Şunun değili, yani P değil ve Q ise R'dir sevgili gençler. R'nin değilidir, özür dilerim, tersi. Ve son olarak karşıt tersi de hem yerlerini değiştirip hem değillerini alacaksak R'nin değili ise P'nin değili ve Q'dur sevgili arkadaşlar. Geçtim 25. sayfama. P ve Q birer önerme. P ise Q denktir. P'nin değili veya Q bu da denktir. Q veya P'nin değili bu da denktir. Q'nun değili ise P'nin değili. P ise Q önermesi karşıt tersi olan Q değil ise P değil önermesine denktir. Bu soru değil sevgili gençler bu arada. Bilgi. İsmail'in iyisi yazalım şöyle. Heh. Şimdi P ise Q veya'ya çevirebiliyorduk. Ben bunları yer değiştirebiliyordum. Bu veya'yı da ise'ye çevirirseniz Q değil ise P değil önermesine denk olur. Yani bu şudur. Mesela ders çalışırsan başarılı olursun. Başarılı olursun. Bunun karşıt tersi hem yerini değiştirip hem de değillerini alırsan başarılı olmamışsan diyelim. Başarılı değilsen ders çalışmamışsındır. İkisi de aynı manayı taşır. Anlaştık mı? Dolayısıyla bunlar birbirine denktir diyoruz. Bir önerme karşıt tersine denktir. Sorumuz. P önermesi. X tam sayısı 9 ile bölünebiliyorsa X tam sayısı 3 ile bölünür. Önermesi veriliyor. Yukarıdaki önermelerden hangileri de denktir? Bak. X tam sayısı 9 ile bölünebiliyora P diyelim. Burada SS var ise X tam sayısı 3 ile bölünüre de Q diyelim. P ise Q. Nelere denkti? Bakın şurada yazıyor. P'nin değili veya Q'ya. Q veya P'nin değiline. Q değil ise P değile denkti. Şu üçünü arayacağız biz şıklarda. Hadi bakalım. X tam sayısı 9'da bölünmüyor. Yani P'nin değili. Veya X sayısı 3 ile bölünür. Q. P'nin değili ve Q. Bu da var. Demek ki bu buna denk. X tam sayısı 3 ile bölünmüyorsa yani Q değil ise X tam sayısı 9'da bölünmez. Yani P değil. Buna da denk. X tam sayısı 3 ile bölünmez. Yani Q değil. Ve V dedi baştan kaybetti zaten. X tam sayısı 9'da bölünür. P. Q değil ve P'ye denk değildir sevgili gençler. 3 gitti. Cevabımız neymiş? 1 ve 2'ymiş diyeceğiz. Bunlar güzel sorular. Bunları mutlaka kaydını tutun. Haberiniz olsun. Sonra karşınıza çıktığı zaman aa demeyin. Tamam mı? P ise Q koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeyi sevgili gençler biz gerektirme diyeceğiz. Gerektirme diyeceğiz. P ise Q'nun sonucu 1 çıkınca bunu diyoruz. Tamam mı? Bir de birazdan çift gerektirmeyi göreceğiz.
P ve Q önermedir. P ise Q önermesinin bir gerektirme olmak üzere. P'nin değili ise Q'nun değili. Bakın P ise Q neymiş? 1'miş. Bir önerme. Pekala. P değil ise Q değil. Q değil ise P değil. Q ise P'nin değili. Önermelerinden hangileri daima gerektirmedir deniliyor. Şimdi arkadaşlar bu bir şeyse nedir onun ismi? Gerektirme ise sonucu 1 ise bir kere Q değil ise P değil buna denkti zaten. Dolayısıyla bu da 1'dir. Yani ikinci öncülümüz doğru. Ama ve lakin. Mesela burada ben P'yi 0 seçerim. P'yi 0 seçerim. Bunu da sevgili gençler 0 seçerim. 0 ise 0 1'dir. Doğru mu? Bir daha bakalım. Q'yu sevgili gençler 1 seçelim. Heh. 0 ise 1 1'dir. Ama getirdin şuraya yazdım bak şimdi. P'nin değili 1. Q'nun değili 0. 1 ise 0 0'dır. Gitti gerektirme olmaz. Q ise P'nin değili. Bu da sevgili gençler. Şöyle diyebilir miyiz biz buna? Ben bunu değilini alamam ama Q değil veya P'nin değilini alabilirim. Bu da sevgili gençler Q ve P'nin değilidir. Bu da P'nin değili ve Q'dur. Peki bunun buna denk olma gibi bir durumu var mı her zaman? Yok tabii ki. O halde cevabımız bizim yalnız 2 olacaktı sevgili gençler. Geçtim 27. sayfama. Ancak ve ancak bağlacı ile kurulan bileşik önermeler de son bağlacımız. Son bağlacımız. Yani bu demek oluyor ki konunun sonuna doğru yaklaştık artık. P ve Q iki önerme olmak üzere. P ise Q ile, Q ise P koşullu önermelerinin V bağlacıyla birbirlerine bağlanmasından oluşan P ise Q ve Q ise P bileşik önermesine iki yönlü koşullu önerme denir. İki yönlü koşullu önerme nasıl gösterilir? Ancak ve ancak. Yani hani şunların birleşiminden oluşuyor dedik ya. Şimdi P'yi Q'ya, Q'yu da P'ye bağlıyorsa şu ikisinin birleşimi ne olur? Şu şekilde bir görüntü oluşur. Muhtemelen bu şekilde çıktı bu karşımıza. Oyunum çok kötü. P ancak ve ancak iki yönlü koşulun önermesi P ile Q'nun doğruluk değerleri aynı iken doğru, farklı iken yanlış. Hop bir dakika ya bir dakika. Bu bize bir şeyi anımsatıyor. Bir şey daha yapmıştık. İkisi de doğruyken, ikisi de aynı iken yanlış oluyordu. Farklı iken doğru oluyordu. Burada tam tersi. İkisi de aynı iken doğru, ikisi de farklı iken yanlış oluyor. Ya da bağlacının tam tersi sevgili gençler bu. Tamam, birazdan göreceğiz zaten. Sonuç olarak P ancak ve ancak Q denktir. P ise Q ve Q ise P'dir. Hem P'yi Q'ya koşullandırır hem de Q'yu P'ye koşullandırır. Yukarıda verilen ifadelerin doğruluk değerini bulunuz demiş. Bulalım. 0 ve 0'ın değeri birbirinden farklı mı? Farklı. Ancak ve ancak da cevap 0'dır. 1 ancak ve ancak 0, 0'ın değeri 1, 1 ancak ve ancak 1, cevap 1'dir. 1 ise 0, 0'dı zaten. 0'ın değeri 1. Ancak ve ancak 0 ya da 1. 1'di, 1'in değeri 0. 1 ancak ve ancak 0 nedir? 0'dır. Geçtim 28. sayfama. P, Q ve R birer önerme. P ise Q ise R. Renktir 0 demiyor. Bak şimdi. P ise Q ise R. Bu 0'a denkse şurası 1'dir. Burası 0'dır. P'yi bulduk. P %100 1. Peki Q ise R 0'sa bu 1'dir, bu 0'dır. Demek ki Q 1'miş. R 0'mış. Yazalım. Q 1'di. Ancak ve ancak. R 0'dı. 0 ise 1. P de 1'di. 0'sa 1, 1'dir. 1 ancak ve ancak 1 sorulmuş sevgili gençler. Cevap 1'dir diyebiliriz. Bir diğer sorumuz. P, R, S ve T birer önerme. P ise R'nin tümleyen diyorum. P ise R'nin değili ancak S ise T denktir 1 denmiş. Ve T'nin değili ise S'nin değili de 0. Bakın. T'nin değili ise bu bize kopyayı burası verecek. S'nin değili denktir 0. Peki arada ne bağlacı var? İse. İse'nin sonucu 0'sa bu 1'dir, bu 0'dır. Demek ki sevgili gençler T 0'mış. S de 1'miş. Şimdi şuraya bakalım. Ancak ve ancak var. Sonucu 1 çıkmış. Bir kere S ise T bak burada çıktı. 1 ise 0. 1 ise 0 nedir? 0'dır. Bunun sonucunun 1 çıkması için şuranın da 0 olması lazım. Demek ki P ise R'nin değili de sevgili gençler neymiş? 0'mış. Demek ki P 1'miş. R'nin değili 0'mış. P o halde 1'dir. R de 1'dir. Cevap bu. T 0, S 1, P 1, R de 1'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 29. sayfama. Ancak ve ancak bağlacının özellikleri. Her bir bağlacın özelliğini verdik. Bunu da verelim. Değişme özelliği vardır.
P ancak ve ancak P ikisi de aynı olduğu için 1. İkisi farklı olunca 0 olacak. P ancak ve ancak Q. P ancak ve ancak Q. Burası çok güzel. P'nin değili ancak ve ancak Q'nun değiline denktir. Yani her iki tarafın aynı anda değilini alırsan bu önermeler birbirine denk olur sevgili gençler. Peki burada 0 varsa ne olacak? Aynı ancak ve ancak da, pardon, ya da'daki gibi orada P ya da 1 dediğimiz şey P'nin değil oluyordu. Burada P ancak ve ancak 0 P'nin değil olur. P ancak ve ancak 1 de P'dir. P ancak ve ancak Q'nun değilini alabilirsiniz. Seninkini alamıyorduk. Farklı bir şey yazamıyorduk ama bunu da yapabiliriz. İçlerinden seçtiğiniz, bakın burası çok güzel. Biraz özgür davranmamızı sağlıyor. Bunun değilini alırken içlerinden bir tanesi seçeceğim. Varsayalım şunu seçtin. Sadece onun değilini alıyorsun. Veya bunu seçtin. Sadece onun değilini alıyorsun. Hiç sıkıntı yok. Akarı kokarı yok. Tamam. Geçtim soruma. P ancak ve ancak 0. Burası neydi arkadaşlar? P ancak ve ancak 0. Burası 1 ise 0 olacak. Demek ki P'nin değiline denk. Q ancak ve ancak 1 de Q'ya denktir. Arada da veya var. Demek ki cevap ne olacak? P'nin değili veya Q. Hatta sen bunu nasıl yazarsın? Bak bak çok güzel. P ise Q biçiminde yazabilirsin. Doğru mu? Doğru. Peki devam. P'nin değili ancak ve ancak P. İkisi birbirinden farklı olduğu için 0. P ancak ve ancak 0 da neye eşitti sevgili gençler? Bakın buradaki gibi P'nin değiline denkti. P ancak ve ancak 0. P'nin değili ancak ve ancak. P veya 0 P'ye bağlıydı. P'nin değili ancak ve ancak P 0'dır. 0 ancak ve ancak P'nin değili de P'nin değilinin değiline denktir. Yani P'ye denktir diyeceğiz sevgili gençler. P ve Q iki önerme. Buna göre Q'nun değili ise P ancak ve ancak Q önermesinin en sade halini bulunuz demiş bize. Bakalım bulmaya çalışalım biz de. Şimdi şu kısmı arkadaşlar veya'ya çevirebilirsek. Q veya P ancak ve ancak Q. Daha sonrasında ise içerisini Q veya ise'ye çevirelim. P ise Q ve Q ise P. Ve sonrasında da Q veya şu ise'yi veya'ya çevirin. P'nin değili veya Q ve Q'nun değili veya P yazdım. Doğru mu? Doğru hocam. Sıkıntı yok. Peki. Bunlar veya, değil mi? Şunlar veya. Bu arada da V var. Sıkıntımız yok şu an. En sade halini arıyoruz. Peki şöyle bir şey yapılabilir mi? Ben bu Q'yu içeri dağıtabilir miyim? Yani Q veya P'nin değili veya Q ve Q veya Q'nun değili veya P. Buna denktir. Peki Q veya Q'nun değili 1'dir. Burası komple 1 o zaman. Burası da Q veya Q, Q'dur. Q veya P'nin değili. Ve 1. 1'in yanında V varsa şuraya denktir sevgili gençler bizim işlemimiz. Yani Q veya P'nin değili. Ben bunu P'nin değili veya Q yazarım. Bunu da P ise Q'ya çeviririm. Demek ki bizim eşitimiz, dengimiz P ise Q'ymuş. Geçtim. 30. soru. Eğer ancak ve ancak la bağlanmış iki tane önermenin sonucu 1 ise biz bu önermeye çift gerektirme diyoruz. Sonuç 1 ise çift gerektirme. Az önce ise'deyken sonuç 1 ise gerektirme diyorduk. Şimdi ancak ve ancak da sonuç 1 ise çift gerektirme diyoruz. Çift yönlü çünkü. Hem o tarafa hem bu tarafa. Tamam. Geçtim şu soruya. P ve Q birer önerme. P ancak ve ancak P'nin değili nedir? Sıfırdır. P ancak ve ancak 1 de P'ye denkti. Bir de burada ne var? Değili var. P'nin değili. Yani sıfır ancak ve ancak P'nin değili. Bu da neye denktir? P'nin değilinin değiline. Yani P'ye denktir. Bu P. Dolayısıyla 1 diyemeyiz. Yani çift gerektirme olup olmadığını sormuş. Kesinlikle 1 diyemeyiz. Gitti. Q ise Q neye denktir? 1'e. Çünkü 1 ise 1, 1. 0 ise 0, 1. 1 ancak ve ancak Q neye denktir sevgili gençler? Tabii ki Q'ya. O zaman bu da çift gerektirme değil. Bir de bir alttakine bakalım. P ise Q'nun değili. Ancak ve ancak Q değil ise P değilin. P değil. Bir de bunun tamamının değili. Şimdi gençler şunu bir veya'ya çevirin bakalım. P'nin değili veya Q bunun değili. Ancak ve ancak. Şurası ne olur? Q veya P'nin değili.
Değil mi? Bak burada ne var? Q veya P'nin değili. Burada ne var? Q veya P'nin değili. Ama bir tanesi de değil var. Demek ki bunların işaretleri birbirinden farklı. Farklıysa ancak ve ancak da sonuç ne oluyordu? Sıfır. Sıfırın değili nedir? Bak burada bir de değil var. Birdir hocam. O zaman bu çift gerektirmedir diyebiliriz. Burada önemli bir detay var. Ya da ile ancak ve ancak arasındaki bağlantı, ilişki. Arkadaşlar ya da ile ancak ve ancak birbirinin tam tersidir. Sonuçları da birbirinin tam tersidir. Mesela bir ya da bir sıfırdır, birin değilidir. Bir ancak ve ancak birdir. Bakın birin değildi burada. Sıfır ya da sıfır birdi. Pardon sıfırdı. Sıfır ancak ve ancak birdir. Sıfır birdir. Bir ya da sıfır birdi. Bir ancak ve ancak sıfır sıfır. Tam tersi. Sıfır ya da bir birdi. Sıfır ancak ve ancak sıfır sıfırdı. Demek ki o zaman ben şunu diyebilirim ki bundan sonra sana P ancak ve ancak Q'nun değilini al dedikleri zaman sen bunu bazı soruların içerisinde P ya da Q'ya çevirebilirsin. Ya da P ya da Q'nun değilini al dedikleri zaman sen bunu P ancak ve ancak Q'ya çevirebilirsin. Sıkıntı yok. İstediğini yap. Geçtim. Açık önerme nedir? Açık önerme. Şimdi basit önermeleri gördük. O basit önermeleri bağlaçlarla birbirine bağladık. Birleşik önermeyi gördük. Şimdi açık önermeyi göreceğiz. Gözün korkmasın. Gerçekten en basiti bu. İçinde en az bir değişken bulunan ve bu değişkenlere verilen değerlerle doğru ya da yanlış olduğu belirlenen önermelere açık önerme denir. Ne demek yani? Biraz daha matematiksel olsun diye uydurulmuş bir şey de olabilir mi? Olabilir. Bir açık önermeyi doğrulayan elemanların kümesine o açık önermenin doğruluk kümesi diyoruz sevgili gençler. Bir A sayısı Px açık önermesinin doğruluk kümesinin elemanıysa PA 1'dir diyoruz. Şimdi bir B sayısı Px açık önermesinin doğruluk kümesinin elemanı değilse de PB 0'dır diyeceğiz. Şu ikisi önemli. Diyor ki doğruluk kümesinin elemanları küme içerisine aralarak virgül koyularak yazılır. Yani bunda bir doğruluk kümesi olacak. Hangi değerler için doğruysa biz o değerleri bunun içine yazacağız. Buna da doğruluk kümesi diyeceğiz. Her denklem ve her eşitsizlik aynı zamanda da bir açık önerme olup denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümeleri de bu açık önermelerin doğruluk kümeleridir diyeceğiz. Çok uzun bir paragraf okumuş ve yorulmuş gibi olabilirsin. Böyle hissedebilirsin kendini. Ben de öyle hissediyorum bunları okuyunca. Amma ve lakin soruların içerisinde 10 numara 5 yıldız okuyunca anlayınca diyecek ki ya bu muydu lan diyeceksin. Bak şimdi. Px x kare eksi 1 15'tir ve x tam sayıdır. Açık önermesi için doğruluk kümesini buluruz arkadaşlar. X kare eksi 1 15 ise x kare 16 değil midir? O halde x 4 ve x eksi 4 değil midir? Bir küme parantezi açıp eksi 4 ile 4'ü koyarsan işte bu küme aslında çözüm kümemiz bizim doğruluk kümemizdir. Bu önermenin doğruluk kümesi. Peki p eksi 4 doğru mudur? İçerisine eksi 4'ü aldıysa doğrudur evet. Peki p2 yani p eksi 4 1'dir. p2 içinde 2 var mı? Yok. O zaman bu 0'dır. Bitti. Diğer sorumuz. Px önermesi diyor ki x'lerimin karesi 9'dan küçük veya eşit olacak ve x'lerim tam sayı olacak diyor. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulunuz. Hangi x'lerin karesi 9'dan küçüktür? O x'ler eksi 3 ile 3 arasındadır sevgili gençler. Burada hangileri vardır? Eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var. Toplamda kaç tane elemanımız var? 7 tane. Kümemiz de budur diyebiliriz. Bitti. Bildiğin eşitsizlik ve denklem çözdük yani. Diyor ki sorumuzda açık önermeleri verilmiş. Buna göre bu önermenin doğruluk değerini buluruz. Bakın p eksi 3. P önermesi diyor ki x negatif tek sayı. X negatif tek sayı mı? Eksi 3. Evet. O zaman burası doğru. 1 ise Q2 bölü 3 Q'ya bakıyoruz. X rasyonel sayı diyor. Pozitif rasyonel sayı. 2 bölü 3 pozitif rasyonel sayı mı? Evet öyle. Demek ki bu da 1. Onu da yazdım. Kapattım parantezimi. Ancak ve ancak dedim. Kök 4 2'dir biliyorsunuz. Peki 2 R'ye bakıyorsunuz. İrrasyonel sayı mı? Hayır. 1 ise 1 1'dir. Ancak ve ancak 0. Nedir sevgili gençler? 0'dır. Soru bitti. Şimdi her ve bazı niceleyicileri merak etmeyin açık önermeyi bitirmedik. Yeni bir şeye başlamıyoruz. Birazdan devam edeceğiz. Her ve bazı niceleyicileri her sözcüğü bütün ve tamamı sözcükleriyle aynı anlamdadır. Her niceleyicisi önüne geldiği elemanların tamamını anlattığı için bu niceleyiciye biz evrensel niceleyici diyoruz. Ve bunu ters A harfiyle bu sembolle ifade edeceğiz.
Bazı niceleyicisi de en az bir tane anlamında kullanıldığı için bu niceleyiciye varlıksal niceleyici diyeceğiz ve ters e sembolüyle göstereceğiz. Anlaştık mı? Peki bakalım ne demeye çalışıyor? Her tam sayının karesi sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Bunu sembolik mantık kullanarak ifade ediniz. Bakın yazıyorum. P önermesi, açtım tırnaklarımı. Diyor ki her tam sayının karesi, her x eleman tam sayı için bu sayıların karesi sıfırdan büyük veya sıfıra eşittir. Bitti. Bakın matematiksel olarak ifade ettik. Ne diyoruz? P önermesi. Her x tam sayısı için bu x'lerin karesi sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir. Bunu sembolik mantık kullanarak yazılan ifadeyi sözel olarak ifade ediniz. Diyor ki bazı x ve y doğal sayıları için x artı y 6'ya eşittir. Bu kadar arkadaşlar. Bunu da Türkçe olarak ifade ettik. Açık önermenin değili nasıl alınır? Şimdi bazının değiline sevgili gençler her diyeceksiniz. Her'in değiline de bazı diyeceksiniz. Bunları bu yüzden gösterdik az önce. Anlaştık mı? Burada da göstermiş bakın matematikte eşittirin değili eşit değildir. Eşit değiline eşittir. Küçüktürün değili büyük veya eşittir. Büyüktürün değili küçük veya eşittir. Küçük veya eşittirin değili büyüktür. Büyük veya eşittirin değili küçüktür tarzında hepsini göstermişiz. Bunları da not alıp kenara koyabilirsin. Unutmamak adına. Yukarıda verilen önermelerin olumsuzlarını yazınız. Bakın P'nin değilinde X'i yazıyorum şimdi ben. Siz de benimle beraber yazabilirsiniz. Diyor ki bazı x tam sayılar için 3x artı 1 büyük veya eşittir 0. Bazının değili neydi? Her x eleman tam sayı için 3x artı 1 büyük veya eşittirin değili neydi? Küçük 0. Bitti. Çoğunun değilinde x. Her'in değili neydi? Bazı x ve y doğal sayıları için x çarpı y eşit değildir 4 diyeceğiz. R'nin değilinde x de sevgili gençler. Bakın burada ne var? Her var. Bunun değili bazı x eleman tam sayıları için x kare küçük veya eşittir 0. V'nin değili veya bir de bunun değilini alalım. Her x eleman doğal sayı için x kare eksi 1 büyüktür 0. İşte bu kadar sevgili gençler. Yani fiillerin, eylemlerin, değillerini alacağız. Bir de bazının yerine her, her'in yerine bazı yazacağız. Bu kadar. 35. sayfamdayım. Artık burada bir gün karşımıza çıkması ümidiyle her sene anlattığımız ama bir türlü çıkmayan ama bir o kadar da tatlı tanımlar yer alacak. İyi dinleyin tanımları. Sınavda olmasa bile hayatınızda mutlaka işinize yarayacak. Lütfen videoyu terk etmeyin. Şimdi tanım. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtme veya açıklamaya tanım denir. Bir tanım anlam olarak herkese her zaman aynı şeyi ifade etmeli. Eksik ya da gereksiz sözcük bulunmamalı diyoruz. Mesela bir üçgende en uzun kenara hipotenüs denir dersek bu bir tanım olmaz. Neden? Çünkü eksiktir. Ama şöyle dersek bir dik üçgende en uzun kenara hipotenüs denir dersek düzeltilmiş bir tanım olur ve bu bir ifade bir tanımdır diyebiliriz. Peki hocam aksiyom nedir? Bazen karşımıza çıkıyor. Doğruluğu ispatlanmadan yani ispatsız olarak doğru olduğu kabul edilen önermelere aksiyom denir. Bir örnek var mı hocam? Var, birazdan geleceğiz. Aksiyomlar daha önceden bilinen önermelere dayalı olarak ispatlanmazlar. İspatlanamazlar. Örneğin P önermesi diyor ki mesela farklı iki noktadan geçen bir tane tek doğru vardır. E şimdi doğru mu? Herkes doğru olduğunu biliyor. Peki ispatlanabiliyor mu? Hayır. Belki farklı bir uzayda iki tane noktadan beş tane doğru geçiyor. Ama burada tek doğru vardır diyoruz. Ve biz bunu bu şekilde kabul ediyoruz. İspatı yok ama doğruluğunu biliyoruz. Q önermesi x ve y sayıları için x eşittir y ise y de x'e eşittir. Mesela x'in y'ye eşit olduğunu biliyoruz. E o zaman y de x'e eşittir diyoruz. Değişme özelliği vardır diyoruz ama bunun ispatı. Bunun doğruluğunu kabul ediyoruz ama ispatlamıyoruz. Dolayısıyla bunlara biz aksiyom diyoruz sevgili gençler. Bir de teorem var. P ve Q önermeler olmak üzere. P önermesi doğruyken P ise Q önermesinin doğruluğu ispatlanabiliyorsa eğer P ise Q önermesi bir teoremdir diyeceğiz. Başka bir ifadeyle ise doğruluğu ispatlanabilen önermelere teorem diyoruz. Az önceki aksiyom gibi değil yani. Onlar ispatlanamıyordu ya. Bunlar ispatlanıyor.
P ise Q teorem olmak üzere P önermesine hipotez diyoruz. Buraya da hüküm diyoruz. Hipotezden yola çıkıp hükme ulaşıyoruz sevgili gençler. Teorem hipotezinden yola çıkıp hükme ulaşmaya da biz teoremi ispatlamak diyeceğiz. Örneğin ABCD dörtgeni kare ise ABCD dörtgeninin tüm iç açıları 90 derecedir teoreminde. Teoremin hipotezi ABCD dörtgeninin kare olmasıdır. Teoremin hükmü de ABCD dörtgeninin tüm iç açılarının 90 derece olmasıdır. Yani isenin sol tarafı hipotez, sağ tarafı hüküm diyoruz. 36. sorumuz ve bu da son örneğimiz sevgili gençler. O yüzden çok dikkatli dinleyin. Yukarıda verilen ifadelerin hangilerinin tanım, hangilerinin aksiyom, hangilerinin teorem olduğunu bulunuz diyor. X tek sayıysa x kare tek sayıdır. Bu ispat edilebilir mi? İspat edelim hadi. Şimdi diyorum ki x eşittir 2k artı 1 derim. Burada k eleman tam sayıdır. Bu da x'in teklik gösterimidir. Şimdi ben bunun karesini alırım. O halde x kare eşittir 4k kare artı 4k artı 1 olur. Ve burada yine k eleman tam sayıdır. Sonrasında sevgili gençler x kare eşittir. Ben burayı 4k parantezine hatta 2 parantezine alırsam 2 parantezinde 2k artı k artı 1 derim. K da buradan yine tam sayı olur. Şurası da 2k var sevgili gençler. Şurası 2k kare. Değil mi? Yanlış yazdık orayı. Düzeltelim. Sıkıntı yok. 2 parantezinde 2k kare artı 2k artı 1. Bakın sevgili gençler. Şuraya ben m dersem x kare eşittir 2 çarpı m artı 1. M yine tam sayı olmaz mı? K'lar tam sayıyken burada olur. 2m artı 1 de teklik gösterim değil midir? X tekse x kare de tektir. Bakın ispat edilebiliyor. Dolayısıyla bu bir teoremdir diyeceğiz. Teoremdir diyeceğiz. Bir bütün parçalarından büyüktür. Şimdi sen bunu ispat edebilir misin? Yani mesela şu kalem uzunluğu varsayalım ki 12 santimetre. Tamam mı? Ben bunu ortadan ikiye böldüm. Veya üç çeşit parçaya böldüm. Şu an oluşan tüm parçalar tamamından yani az önceki bütünden daha küçüktür. İspatı yoktur ama ben bunun böyle olduğunu iyi bilirim. Ve kabul etmişimdir. Bu doğrudur. Değil mi? Dolayısıyla bu bir aksiyomdur. Aksiyom. Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine çember denir. Arkadaşlar bu bir tanımdır. Tanımlamış çemberi. Doğru mu? Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendine komşu olmayan iki iç açının ölçüsü toplamına eşittir. Geometrik olarak bir ispatı vardır sevgili gençler. Dolayısıyla bu da bir teoremdir diyeceğiz. Ve dersimizi sonlandırırken de şuradaki bir hikayeyi okuyalım. Bir gün Bertrand Russell'a bir akşam yemeğinde yanlış bir önermeden yola çıkılıp yanlış bir önerme nasıl ispatlanabilir sorusu yöneltilir. Russell da bir dinleyici Russell'ı biraz da köşeye sıkıştırmak için şu soruyu soruyor. Madem bu yapılabilir, o zaman 0 1'e eşittir. Yanlış önermesinden yola çıkıp sizin papa olduğunuzu ispatlayın diyor. Şimdi burada da bir kelime oyunu da yapıyor tabii bunu. Biraz da mantık kullanıyor. Biraz da kendi üstün zekasını kullanıyor. Pratik zekasını diyelim. Tabii ki der Russell. Şimdi madem 0 1'e eşit. O zaman şunu kabul edebiliriz. Eşitliğin her iki tarafına 1 ekleyelim. Yani 0'a 1 ekledim 1. 1'e 1 ekledim 2. Sen 0'ın 1 olduğundan yola çıkarak bunu doğru olarak kabul ettiğimiz için 0 1'e eşitse 1 de 2'ye eşittir o zaman. Doğru mu? Doğru. Şimdi beni ve Papa'yı bir odaya koyunuz diyor. Ben ve Papa bir odadayım diyor. Odada kaç kişi vardır? 2. Biraz önce 2'nin 1'e eşit olduğunu ispatlamıştık. Yani odadaki Papa benim diyor. Evet gençler bu da böyle bir hikayeydi diyelim ve videoyu noktalayalım. Bu haftanın sonuna geldik. Konuların birikiyor. Soruların birikiyor. Biriksin sıkıntı değil. Birikiyor diye bırakma. Benim de çok işlerim birikiyor. Ama bıraktığımız takdirde hiçbir zaman o işler bitmez. Biriktiğiyle kalır. 5 birikiyorsa 10 birikir. Sen yıldığın takdirde, sen vazgeçtiğin takdirde her zaman o işler birikir, 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 birikir ve bir Everest olana kadar birikir ve sadece ama sadece senin gözünü korkutur. Şunu sakın unutmayın. Siz kendi hayatınızdan mesulsünüz. Ya daha bugün düşündüm. Yani hayatta bazen çok fazla koşturmaca içerisine girersiniz. Bazen dersiniz ki
Ben bu işlerin içinden nasıl çıkacağım? Bazen tüm derdiniz, tüm dünyanız bu dertler olur. Tüm hayatınız bu dertler olur. Ve her zaman dersiniz ki ben bunun altından nasıl kalkacağım? Hayatım o kadar karmakarışık bir hal aldı ki. Ama aynı sırada bir başka insan tüm dertlerinden arınmış bir şekilde belki çocuğuyla el ele tutuşmuş pikniğe gidiyor. Veya sinemaya gidiyor. Veya evinde oturmuş keyifli keyifli çayını içerken dizisini izliyor. Dediğim gibi her insan kendi hayatından mesul. Herkes kendi derdinden mesul. Bir laf vardır ya, her koyun kendi bacağından asılacak diye. Dolayısıyla başkalarının ne yaptığı, başkalarının nasıl çalıştığı, başkalarının konularda nerede olduğu sizi ilgilendirmesin. Siz kendinizden mesulsünüz. Sizin kendi hayatınız var. Sizler kendi hayatlarınızda, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya çalışıyorsunuz. Bir başkasının ayaklarının üzerinde duramazsınız. Bir başkasının desteğiyle ömrünüzün sonuna kadar devam edemezsiniz. Dolayısıyla konularınız birikebilir, sorularınız birikebilir, hayatınız keşmekeş bir hal almış olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ama şunu da yapmayın sakın. Nerede bir karmaşıklık gördüğünüz zaman hayatınızda, yok abi ben bunu yapamıyorum deyip bırakmayın. Çünkü dertleri eritmezseniz, o dertlere derman bulamazsanız, o sorunlara çözüm getiremezseniz eğer, o sorunlar bir gün büyür ve senin boyunu aşar. Sorunlarınızın boylarınızı aşmaması dileğiyle, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol 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 matematik çalışmayı da unutmayın.